Verilen talimata göre arkadaşlar şimdi çemberin içinde x varsa burada x eksi 1 bölü 2 oluyormuş. x artı 1 varsa o zaman x gördüğümüz yere x artı 1 yazacağız. Eksi 1 bölü 2 buna göre bakın sonuçta şuradaki x'e göre hareket ediyoruz. İçeride ne varsa o. Küçük eşit burada da x bölü 6 artı 1 o zaman 2 çarpı x bölü 6 artı 1 olacak arkadaşlar. Böylece x bölü 2 küçük eşit dağıtırsak x bölü 3 artı 2. Şimdi hemen sol tarafa atayım. x bölü 2 küçük pardon eksi x bölü 3 küçük eşit 2 payda eşitleyelim. Buradan arkadaşlar 3x eksi 2x küçük eşit 12 olur. 6'da eşitledim hepsini. Böylece x küçük eşit 12 oldu. Doğal sayı olarak 0'dan 12'ye kadar arkadaşlar 13 tane doğal sayı var A şıkkı. Eksi 2'den büyük B'den küçük 5 tane sayı. Yani B eksi eksiden artı 2. ikisi de dahil değil küçük büyüktür dediği için eşittir 5. Yani B buradan arkadaşlar ne geldi? 1, 4 gelmiş oldu. Gelelim şimdi diğerine. A'dan büyük 2'den küçük. Yani 2 eksi A eksi 1 arkadaşlar 7 olacak. Böylece 1 A da buradan eksi 6 yaptı. Haliyle Burada biz a'yı eksi 6 bulduk. b'yi de 4 bulduk. 4 eksi eksi 6 eksi 1 ikisi de dahil değil çünkü 9 tane değer varmış arkadaşlar. Arkadaşlar a pozitif sayı olduğuna göre b de kesinlikle pozitif olmalı. Daha doğrusu b eksi 2 de pozitif olmalı pardon. b'yi hemen pozitif demeyelim. Dolayısıyla burada ben pozitif olmasından yararlanarak a gördüğüm yere her iki tarafı b eksi 2'ye bölerek bakın 3 bölü b eksi 2 yazacağım. Bunu dediğim gibi hep söylüyorum sorularda eşitsizliklerde böyle bodoslama yapılmaz. Ne zaman anlarım? İşaret bu da artı bu da artı o zaman bu da artı olduğu zaman evet bu hareketi yapabilirim. Yoksa içler dışlar yok. Sadece payda eşitleyeceğiz. Buna göre arkadaşlar şimdi b eksi 2 kesinlikle pozitif ya burada pay ve paydayı değiştirebilirsiniz 10. B eksi 2 bölü 3 büyüktür 4 olacak arkadaşlar. Böylece payda eşitlediğimde 30, B eksi 2 ve 3 kere 4 12, 32, B 14 oldu arkadaşlar. 32'den 14'ü çıkartırsak 18, bir tane daha çıkartacağız. İkisi de dahil değil çünkü. 17 farklı doğal sayı olabilirmiş. B şık, C şık pardon. İki tane sembol tanımlanmış arkadaşlar. Bir tanesi x'in iki katından küçük en büyük tam sayı yapıyormuş. Diğeri de x'in 3 katının bir eksiğinden büyük en küçük tam sayı yapıyormuş. Bakalım şimdi 43 bölü 10 hangi sembol arkadaşlar? Bu değil mi? Bu da ne yapıyormuş arkadaşlar? 3 katının bir eksiği. 3 katını alalım. 129 bölü 10. Şimdi bir eksi ne demişti? 3 katının bir eksiği. 129 eksi 1 haliyle payda eşitlersek 119 bölü 10 bu da 11.9 yaptı. Bunun eksiğinden büyük en küçük tam sayı. Buna en yakın ne var tam sayı arkadaşlar? 12. Şimdi geldik diğerine. 16 bölü 5'te de bu sembolü kullanacağız. 2 katını alalım. 32 bölü 5. Bundan küçük olması lazım. 32 bölü 5 nedir? 6.4. Bundan küçük arkadaşlar en büyük sayı nedir? 6. Bunların farkları soruluyordu. Cevabımız C6 geldi. Üçler aynı olduğu için arkadaşlar C A'dan küçük üçleri geçeceğiz. Mecburen ondalıklı kısma geleceğiz. Orada da şimdi 4 var x var. Önce şöyle düşünebiliriz. x 4'e eşit olabilir. x 4'e eşit olursa burası 445 olur. 453 445'ten büyüktür. E, dolayısıyla bu olur. Şimdi gelelim ikinci kısma diyelim bunlar 3, 2, 1 oldu. Zaten kafadan x arkadaşlar 3 olursa, 2 olursa, 1 olursa örnek burası 2 olursa zaten burada 10'da 1'ler basamağı, 4, 10'da 1'ler basamağı 2 olduğundan gördüğünüz gibi c a'dan küçük oluyor. Şimdi bunlar olduğunu gördük. Biz bir de bakalım acaba bu şartlarda b en büyük oluyor mu? Zaten burada arkadaşlar şurası maksimum 4 olduğundan Burası da maksimum 4 olduğundan her türlü bakın bunlar eşit bile olsa %1'ler basamağı olan bu 8 hep büyük olduğundan şu x'e ne geldiğinin önemi yok. Zaten b büyük olmuş oluyor. Dolayısıyla alabileceği 4 tane farklı değer varmış c şıkkı. İki pozitif sayının arasında olan bir sayı da kesinlikle pozitiftir. Eğer böyleyse arkadaşlar bunları değiştirebilirsiniz. Yani ters çevirirseniz 6 büyüktür 1 bölü a Büyük eşit 3 yapar. Bunu neden yaptığımı birazdan söyleyeceğim. Bekleyin. 8 B büyük eşit 2. Sonra 9 büyük C büyük eşit 4. Bunu niye yaptım biliyor musunuz? Bazı sorularda arkadaşlar şu verilen ifadeler aslında paydaları eşitlenmiş ifadeler gibi oluyor. Bakın 1 bölü A, 1 bölü B, 1 bölü C'nin toplamına bakar mısınız? Gerçekten payda eşitleyince AC artı BC artı AB bölü ABC oluyor. Yani yukarıdaki ifade. Bunları taraf tarafa toplayacağız böylece. 6, 8 daha 14, 9 daha 23 büyüktür. Bu toplamlarına x diyeyim. Toplamları 1 bölü a, 1 bölü b, 1 bölü c. Sonra sağdakilerin hepsi büyük eşit olduğu için 3, 2 daha 5, 4 daha 9. Burası büyüktür olacak. 23 ile 9 arasında 23 eksi 9'dan 14 tane sayı var. Cevabımız C şıkkı. Üstü sayılarla ilgili bir bilgi vereyim bilmeyenler için. Eğer taban birden büyükse arkadaşlar üst büyüdükçe sayı büyür. Taban birden küçükse sayı büyüdükçe üstündeki sayı büyüdükçe sayı küçülür. Bakın şimdi örnek. 1 bölü 2'nin karesi arkadaşlar 1 bölü 4'tür ve 1 bölü 2'den daha küçüktür. Yani 1 bölü 2'nin birinci kuvvetinden daha küçüktür. Ama 3'ün karesi tabii ki 3'ün birinci kuvvetinden büyüktür. Burada bir 1 bölü 9 var bir de 3 var. Size tavsiyem üstü sayı soruları geldiğinde eşitsizlik sorularında tabanlarını aynı yapın. Hatta mümkünse arkadaşlar tabanlarını birden büyük yapın böylece kafanızda karışmaz. Büyükse büyük küçükse küçüktür çünkü. Peki 1 bölü 9 nasıl yazılır 3 cinsinden? 3 üzeri eksi 2 arkadaşlar. Çünkü 9 3'ün karesidir ama ters çevrilmiş böyle olmuş. Dolayısıyla 3 üzeri eksi 2 artı 8 küçüktür. 3 üzeri eksi 3 x eksi 4. Tabanlar birden büyük olduğu için büyük olan yine büyüktür. Yani eksi 2 x artı 8 küçük olur. Eksi 3 x eksi 4'ten sol tarafa attım x oldu. Sağ tarafa attım eksi 12 oldu. Alabileceği en büyük tam sayı değeri böylece eksi 13 b şıkkı oldu. Basit bir üslü sayı bilgisi vereyim arkadaşlar size. Üsler aynıysa tabanlar çarpılır. Bir de 1/2 demek 2 üzeri -1 demektir. Bunu böyle bir yazayım. 2 üzeri -1 üzeri a. Üstün üstü çarpılır. Bu da üslü sayı bilgisi. Sonra yanında arkadaşlar bakalım. 2 üzeri -a var. 4 üzeri a ne demektir? 2 üzeri 2a demektir. 2 üzeri 2'nin a'nıncı kuvveti olduğu için. Sonra arkadaşlar çarpı 3 üzeri a çarpı b üzeri a 120 üzeri A'dan küçük ve eşitmiş. Şimdi tabanları aynı ise üstler toplanır. 2 üzeri 2A eksi A'dan 2 üzeri A olur. Yine aynı şekilde burada da 3 üzeri A var. Burada da B üzeri A var. Dikkat! Burası arkadaşlar üslü sayılarda demin dedim ya. Üstler aynı ise tabanlar çarpılır. O zaman aynı mantıkla bunu da 6 üzeri A ve 20 üzeri A diye yazabiliriz. Bak ne güzel bunlar sadeleşir. Böylece B üzeri A 20 üzeri A'dan küçük veya eşit oldu. O zaman B pozitif sayı olduğuna göre B 1'den 20'ye kadar tüm pozitif tam sayılar alır ve cevabımız D şıkkı olur. Birinci duruma bakalım arkadaşlar. Bu metalin bir ağırlığı M olsun. M o zaman yukarıda kaldığı için M 12'den küçük olmalı. 4 tane koymuşuz. 4M arkadaşlar o zaman 36'dan büyük olmuş ki ağır basmış. Demek ki 9'a 4'e bölersek M büyüktür 9. M 9'la arkadaşlar 12 arasında bir sayı. 3 tane koyarsak bundan 3M ne olur? 36 ile 27 arasında olur. Ve bu 36 ile 27 arasında bir ağırlığa sahip olduğu için burası buranın da arkadaşlar bundan küçük olması lazım. Örnek 21 olursa evet olur. Bu zaten 36 ile 27 arasında olduğunu için ağır basar. Yine 25.2 olursa olur sağ taraf yine ağır basar. Ama bu olursa arkadaşlar sağ taraf ağır basar. Yanlış olur cevabımız 1-2-D şıkkı. Bu soruda yanlış yapan arkadaşlarımızın çoğu x kareyi ayrı yazıyor, eksi 4 x'i ayrı yazıyor bu yüzden kaybediyor. Hata yok gibi gelebilir size ancak arkadaşlar burada siz farkında olmadan x kareye ayrı bir eşitsizlik eksi 4 x'e de ayrı bir eşitsizlik yaparsanız x karedeki x ile buradaki x farklı bir x'miş gibi yaparsınız düşünsene. Burada x 5 iken burada 6 olabilir mi? 5 ise her zaman 5'tir bu yüzden bu tarz ikinci derece denklemli veya arkadaşlar illa ikinci derece denklem olmasına gerek yok. AB artı A olsun mesela. Bunda da çok hata yapılıyor. Önce AB'yi çarpıyorlar. Sonra burada bir eşitsizlik oluşturuyorlar. Sonra A'yı ekliyorlar yeni eşitsizlikle. Bunların hepsi yanlış. Ne yapmalıyız? Her zaman arkadaşlar bir bilinmeyen birlikte olacak. Yani A'lar paket halinde birlikte olmadan B'ler paket halinde birlikte olmadığın işleme başlama. Bak A al parantezini aldım. Evet şimdi böyle tek bir eşitsizlikte çözersin. Peki ikinci dereceden nasıl yapacaksın bu konu hatırlatmasından sonra? X eksi 2'nin karesine benziyor diyeceksin. Burayı tam kareye benzeteceksin. Ne demek o? Tam karenin özelliği neydi? Birincinin karesi. ikincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Bak bu eksi 4x ne ile neyin çarpımı? x ile 2'nin çarpımının 2 katı. Bir de önünde eksi olduğu için evet x eksi 2'nin karesi olacak. Bu normalde ama x kare eksi 4x artı 4'e eşit. Demek ki aslında x kare eksi 4x artı 4 eksi 3'müş arkadaşlar şu ifade. Dolayısıyla x eksi 2'nin karesi eksi 3. İşte arkadaşlar bir değişken her zaman paket halinde birlikte olacak. Birisi orada birisi orada ya da birisi, x²li, birisi x kareli birisi x'li falan olmaz. Parantez içinde her şey birlikte kalacak ondan sonra işlem yapacaksın. Şimdi x eksi 2 her taraftan 2 çıkarırsak eksi 5 ve 4 oldu. Şimdi eksi 5 ile 4 arasında bir sayının karesinin alabileceği en küçük değer nedir? 0. Çünkü bunların arasında bir 0 sayısı var. En büyük değer nedir? Eksi 5'in karesinden dolayı 25. Bir de şimdi buradan her taraftan 3 çıkaralım. Eksi 3, x eksi 2'nin karesi, eksi 3, 22. Burada küçük eşit yoktu normal küçük vardı. 22'den eksi eksi 3 çıkarırsak 25 tane alabileceği değer varmış e şıkkı. Bu soruda yanlış yapan arkadaşlarımızın çoğu x kareyi ayrı yazıyor. Eksi 4 x'i e ayrı yazıyor bu yüzden kaybediyor. Hata yok gibi gelebilir size ancak arkadaşlar burada siz farkında olmadan x kareye ayrı bir eşitsizlik eksi 4 x'e de ayrı bir eşitsizlik yaparsanız X karedeki X ile buradaki X farklı bir X'miş gibi yaparsınız düşünsene. Burada X 5 iken burada 6 olabilir mi? 5 her zaman 5'tir. Bu yüzden bu tarz ikinci derece denklemli veya arkadaşlar illa ikinci derece denklem olmasına gerek yok. AB artı A olsun mesela. Bunda da çok hata yapılıyor. Önce AB'yi çarpıyorlar. Sonra burada bir eşitsizlik oluşturuyorlar. Sonra A'yı ekliyorlar yeni eşitsizlikle. Bunların hepsi yanlış. Ne yapmalıyız? Her zaman arkadaşlar... Bir bilinmeyen birlikte olacak. Yani a'lar paket halinde birlikte olmadan, b'ler paket halinde birlikte olmadan işleme başlama. Bak a parantezini aldım. Evet şimdi böyle tek bir eşitsizlikte çözersin. Peki ikinci derecede nasıl yapacaksın bu konu hatırlatmasından sonra? x eksi 2'nin karesine benziyor diyeceksin. Burayı tam kareye benzeteceksin. Ne demek o? Tam karenin özelliği neydi? Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Bak bu eksi 4x ne ile neyin çarpımı? x ile 2'nin çarpımının 2 katı. Bir de önünde eksi olduğu için evet x eksi 2'nin karesi olacak. Bu normalde ama x kare eksi 4x artı 4'e eşit. Demek ki aslında x kare eksi 4x artı 4 eksi 3'müş arkadaşlar şu ifade. Dolayısıyla x eksi 2'nin karesi eksi 3. İşte arkadaşlar. Bir değişken her zaman paket halinde birlikte olacak. Birisi orada birisi orada ya da birisi x kareli birisi x'li falan olmaz. Parantez içinde her şey birlikte kalacak ondan sonra işlem yapacaksın. Şimdi x eksi 2 her taraftan 2 çıkarırsak eksi 5 ve 4 oldu. Şimdi eksi 5 ile 4 arasında bir sayının karesini alabileceği en küçük değer nedir? 0 çünkü bunların arasında bir 0 sayısı var. En büyük değer nedir? Eksi 5'in karesinden dolayı 25. Bir de şimdi buradan her taraftan 3 çıkaralım. Eksi 3. X eksi 2'nin karesi. Eksi 3. 22. Burada küçük eşit yoktu. Normal küçük vardı. 22'den eksi eksi 3 çıkarırsak 25 tane alabileceği değer varmış E şıkkı. A 6'dan küçük, B 6'dan küçük, C de, D de, E de, F de, arkadaşlar. Bakın yazayım. Şimdi A 6'dan küçük, B öyle, C öyle, nokta nokta nokta, en son H öyle. Kaç tane sayı var böyle? Ee, A, B, C, D, E, F, H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane sayı var. Bunların toplamına T diyelim. T o zaman 42'den küçük olacak. Bunlar reel sayı değil mi? Soruda bana bir şey demiyorsa reel sayıdır. Böylece toplamın alabileceği en büyük değer 41 olur. Sakın değer vermeyin tam sayı demiyorsa. Alttakiler arkadaşlar üsttekilerden daha büyükmüş toplam olarak. 3x, x daha 4x, artı 11 büyüktür 40 artı x. Dolayısıyla 3x büyüktür 29 olacak. Burada x'in alabileceği en küçük değer arkadaşlar kaçtır? 9 olsa 27 olur 10'muş. O zaman x 10 olduğuna göre 10 eksi y ve 15 var. Yukarıda da z var. Z de bunlardan yine küçük olacak. 25 eksi y. Öbür tarafa atarsak y artı z 25'ten küçük. Alacağı en büyük değer d şıkkı 24 oldu. Tam sayı demediği için yine bakın değer vermedik. Önce bir eşitsizliği çözelim arkadaşlar. Sol taraftaki ağırlık 4x eksi 10'muş. Havada kaldığına göre diğerinden daha küçük yani 2x artı 12. Böylece 2x küçüktür 22, x küçüktür 11. Buradan x'in alabileceği en büyük değer kaçtır? 10 arkadaşlar. 10 olduğu zaman sol kefe 10 çarpı 4 40, 40 eksi 10'dan 30. Sağ kefe 10 çarpı 2 20, 12 daha 32 oldu. Şimdi burada kare arkadaşlar üçgenden ne kadar fazlaydı? 2 fazlaydı. Yani bir tane kare bir tane üçgenden 2 fazla. Dolayısıyla ben buraya bir tane kare koysam. Buraya da arkadaşlar bir tane üçgen koysam işte dengeye geliyor. Dolayısıyla demek ki bir tane bundan bir tane bundan koymamız yeterliymiş. Toplam iki tane şekil koyduk. E şıkkı oldu.